Ne yapıyor bu deli adam bana? Bir gün bana İstanbul'u gezdiriyor. Sonra beni görünce yolunu değiştiriyor. Ne yapıyor bu adam bana? Uyku tutmadı da. Dolandım dolandım gölete geldim işte. Uyku tutmadığı zamanlarda ben de gölete gelirim. İyi yapıyorsun. İyi geceler. Nur. Yiğit Kozan. Derdin ne benimle? Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden? Seni ilk gördüğüm günden beri ne yapıyorsun sen bana? Bir gün ayaklarımı yerden kesiyorsun. Ertesi gün yerin dibine sokuyorsun beni. Bir gün gözlerine baktığımda kendimi görüyorum. Ertesi gün bana bakan gözler kör. Sen bana ne yapıyorsun? Ben böyle bir adamım işte. Bir gün gözüm senden başka bir şey görmez. Ertesi gün yüzüne bakamam. Böyle bir adamım ben. Sen benim kalıbıma bakma. Ben bu hayatta ne yaptıysam bir cesaretle yaptım. Ama senin karşında korkan, acizin tekiyim. Kaçmam lazım senden Nur. Anlıyor musun? Senden kaçmam lazım. Cesur da sensin, korkak da sensin. İkisi de sensin. İkisi de kabulüm. Hangisi kaçıyorsa kaçsın. Ama diğeri kalsın. Benimle kalsın. Bana bir şey oldu. İlk defa, hayatımda ilk defa seni gördüğüm an bana bir şey oldu. Yiğit, ben de korkuyorum. Korkmak ne ki? Ödüm patlıyor. Çünkü sana ne olduysa bana da oldu. Ben sana aşık oldum. Ben de sana aşık oldum. Thank you.
Biz hep böyle saklanmak zorunda mı kalacağız? Bazen halamın elmasın yüzüne baktığım zaman korkuyorum. Sanki alnımda yazıyor Yiğit Kozan'a aşığı. Gözünüzün önünde onu seviyorum. Görmüyor musunuz diyorum içimden. Mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Sonra babam geliyor aklıma. Daha kırkı çıkmadan ayaklarımı yerden kesen bu mutluluk zamansız. Fazla geliyor o zaman. Zamansız. Evet. Aşk çok zamansız geldi. Çok ani yakalandık. Hesapsız, kitapsız, birdenbire. O kadar gafil aldandık ki sana. Kimse bilmesin istiyoruz ama bir gün herkes bilecek. Ah kuzum, şapşal. Şuna bak. Buraya gel. Yapma. Şu halime bak. Koskoca Yiğit Kozan kuzu avcısı oldu sayende. Şikayetin mi var koskocaman Yiğit Kozan? Gel. Ay canım. Annesiz mi kaldın sen burada? Hı? Dur. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi gidelim. Canım benim. Oo, kuzum. Çıldıracak bizimki. Bizimki? Seninki işte, Mert. Bizimki. Sen gerçekten seviyorsun Mert'i. Sevilmez mi o? Keşke şu kuzudan, oyunlardan, resimlerden daha fazlasını yapabilsem. Yiğit, daha önce hiç sormadım ama çok merak ediyorum. Mert'i hiç pedagoğa götürdün mü? Sebep? Sebep mi? Oğlun hala ölmüş annesini bekliyor. Ölümle ilgili kafası karışık. İnsanların cennetten geri dönebileceğine inanıyor. Bu yeterli bir sebep değil mi? Mert daha çok küçük. Ölümü doğru bir şekilde anlayamayacak kadar küçük değil. Hem Mert neden okulda değil? Niye rapor aldınız? Niye gitmiyor okula? Bak oğlun annesini bekleyerek yaşayamaz. Yiğit, seni üzmek istemem ama bunu görmek zorundasın. Küçük bir çocuk için bu çok fazla. Çok ağır. Sen ağır olanın ne demek olduğunu nereden bileceksin? Ha? Ben oğlumun üzerindeki ağırlıkları almak için her şeyi yapıyorum, her şeyi. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Gerçekten anlamaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Yiğit, aşkım. Mert'in annesinin mezarı nerede? Mert hiç annesinin mezarına gitti mi? Gitmedi değil mi? Tahmin etmiştim zaten. Bak, ben psikolog falan değilim. Ama Mert'in ihtiyacı olan tek şey annesiyle gerçek bir vedalaşma. Eğer ona bunu verirsen, eğer annesinin mezarına götürürsen... Yeter! Ben Mert'in babasıyım. Anlıyor musun? Mert'in babası benim. Sen kimsin? Heh, sen kimsin? Oğlum için en iyi, en doğruyu en iyi ben bilirim. Annesi de, annesinin mezarı da, annesine dair hiçbir şey de seni ilgilendirmez. Allah belanı versin.
Allah belanı versin. Hayvan herif! Ha bak kime söylüyorum ben ya? Bak sana yine arkadaş getirdim. Gel bakalım, gel. Baba kuzu mu aldın? Evet, belki tavuklarla oynamayı kesersin artık. Hah, bir kuzumuz eksikti. Nur, bak kuzuma. Gel, haydi sevelim kuzumu. Bu çok akıllı. Yaramaz değil. Baba, Nur kuzumu hiç sevmedim. Seni kendimden bile çok seviyorum Yiğit Kozan. Senin beni sevmediğini bile bile ömrümün geri kalanını bir gün beni sevme ihtimaline geçirmek istiyorum. Öyle bir ihtimal yok İclal. Ben senin inandığın gibi bir sevgiye inanmıyorum. Aşka. Aşka mı inanmıyorsun Yiğit? Ben akla, mantığa ve doğrulara inanıyorum İclal. Teyzemin dediği gibi ikimizin bir araya gelmesi doğru. İki doğrudan bir yanlış çıkmaz. Evlenebiliriz. Beni sevmiyorsun. Beni görmüyorsun bile. Sen oğlunla, atlarınla, arabalarınla oynarken ben bu çiftlikte senin aşkınla kuruyup gidiyorum. Beni sevmediğin her gün biraz daha yok oluyorum, görmüyor musun? Ben sana aşk vaat etmedim. Sana sevilmeyi vaat etmedim. Beni öldürüyorsun. Beni sevmeye, sevmeye öldürüyorsun. Bak İclal, ben senden boşanmak istiyorum. Anlıyor musun? Senden boşanmak istiyorum. Sen benden boşanmak istiyorsun öyle mi? Evet. Bensiz bir hayat kurmak istiyorsun kendine. Evet. Ama benim için sensiz bir hayat yok Yiğit. Sen yoksan hayatta yok. Üzgünüm İclal. Üzgünüm. Seni sevmediğim, sevemediğim her an için üzgünüm. İhsan Bey merhaba. Halletmemiz gereken mühim bir mesele var. Çok ama çok hızlı olmanızı istiyorum. 3 yıldır bitkisel hayatta olan karımdan boşanmak istiyorum. Ay
ayakta olanın derdi uykuda olandan büyük. Mışıl mışıl uyuyup rüyalar görüyor. Acı çekmekse size düşüyor. Hele sizin gibi bir annenin acısı. Torun yoktur inşallah. Eşi de pek gelmiyor galiba. İclal Hanım'ın hemşiresinin derhal değiştirilmesini istiyorum. Bir sorun mu oldu efendim? Hemşireden memnun değilim. Hemen bugün halledesin lütfen. Tabii. Yiğit. Hastanedeyim. Neresi dedin? Ha tamam, yakın zaten, geliyorum. Şirkettesin sanıyordum. Halletmem gereken işler vardı teyze. Gel. Gergin misin sen? Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Gayet iyiyim. Sadece imzalaman gereken bazı evraklar var. Ne onlar? Hiç. Şirketteki hisselerle alakalı birkaç prosedür. Senin de imza atman gerekiyor. Yakın gözlüğümü alayım, göremem biliyorsun. Okumana gerek yok teyze. Prosedür işte. İmzala gitsin. Ya iyi. Şöyle. Şöyle. Bu, bu da aynı mı? Aynı, aynı. Bir değişiklik yok. Al bakalım. Bu kadar acele acele 3-5 tane evrak için miydi yani? Kusura bakma, seni de yordum ama acele etmemiz gerekiyordu. Hepsi bu kadar. Akşam Emir'i karşılamaya gideceğiz otogara. Yetişirsin değil mi? Yetişirim tabii. Nasıl da özledim onu. Merhaba Yiğit Bey. Ha Nur, akşam 4'ü geçirme. Kimseyi bulamazsın sonra. Gel ben götüreyim. Ne? Niye şaşırıyorsun bu kadar? Atla götüreyim diyorum. Anlamıyorsun galiba. İşim var diyorum. Kendin mi binersin? Zorlama bindireyim. Evet, geldik işte. Konuş. Seni dinliyorum. Üzgünüm Nur. Özür dilerim. Özür dilemek için beni buraya kadar getirdin. Ya affetmezsem ne yapacaksın? Söylesene. Zorla kırdın kalbini. Şimdi zorla mı iyileştireceksin? Evet. Zorla kırdım kalbini. Kalbini kırmak için zorladım kendimi. Ama o sözlerin hiçbiri yüreğimden değildi.
korkularımdan da, çaresizliğimden de. Çaresiz. Sen misin çaresiz? Sana böyle hissettirecek ne yaptım? Bu kadar korkutacak ne yaptım ben sana? Aşık ettin. Aşık ettin Nur. Korktum, korkuyorum. Biliyorum ömrüm seni kaybetmekten korkarak geçecek. Bak. Gel. Gel yasla başına. Bak. Benim aşkım hırçın, hoyrat. Çünkü içinde korkular var. Çünkü içinde biz varız. Seni çözmeyeceğim diyemem. Ama sana söz veriyorum. Sen benim yanımdayken dünya sana çok daha güvenli bir yer olur. Şu halime bak. Senin yüzünden üzülüyorum. Ama seni senden başka şikayet edeceğim kimsem yok. Ben varım. Ben varım. Bak Nur, hemen şimdi burada. Sana yapacağım en büyük emri vaki evet de. Nur. Evlen benimle. Manyaklık, delilik bu. Bu en mantıksız şey. Evet, evet en mantıksız şey. Sen bu hayatta benim başıma gelen en mantıksız şeysin. Hala kaçıp kurtulma şansın var. Eğer bana evet demezsen kaçıp kurtulma şansın var. Ama eğer evet dersen... Evet. Evet. Artık senden kurtulma şansım yok Yiğit Kozan. Sevebileceği kadar çok seviyorum seni. Seni seviyorum. Sana her baktığımda kendimi unutup defalarca evet diyecek kadar. Her evetimde yine kendimi sende bulacak kadar seviyorum Yiğit Kozan.
Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Gerçi önce bir kuzumu isterim diye tutturdu ama masal anlatınca unuttu. Bakıyorum elinden telefon hiç düşmüyor. Abi ya. Cahit tamam bırak, genç kız o. Yiğit nerede kaldı? Son günlerde halini hiç beğenmiyorum. Çok gergin. Şirkette işler yolunda değil mi Cahit? Benim bildiğim bir terslik yok teyze. Sen de imzaladın mı şu evrağı? Ne evrağı? Ben de tam olarak bilmiyorum. Geçen gün imzalattım. Böyle küçük hisselerle ilgili bir prosedür dedi ama. Vallahi hiç haberim yok. Böyle içeri. Halama, teyzene ne diyeceğiz? Yani sonuçta rahmetli eşinin annesi aynı zamanda. Herkes şok olacak. Ya Mert? Ya benden nefret ederse? Ya sevmezse beni? Ne yaptık biz böyle? Nasıl böyle paldır küldür? Tamam. Sakin ol. Bak bana. Bak gözlerime. Bundan sonra biz varız. Biz. Sen. Ben ve Mert. Benim bu evde Mert'ten başka hesaplayacak kimsem yok. Güven bana. Abi! Ne oluyor Yaren? Abi, Yiğit abim. Ne olmuş abine? Abim. Yaren söylesene kızım, korkutma bizi, ne oluyor? Teyze. Abim evlenmiş. Ne? Ne diyorsun sen Yaren? Eşim teyzemin elini öpsün. Ondan sonra konuşacağım hepinizle. Eş mi? Ne eşi? Eşim mi dedi? Ha? Eş. Teyze. Sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Teyze. Konuşacağım hepinizle. Sus. Teyzen yok senin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Şimdi şurada kahrımdan ölsem sana hakkım helal değil. Yazıklar olsun sana. Ay anne. Gel Nur, gel. Odaya çıkarım seni. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. O neydi? Sana yazıklar olsun. Gel aşkım gel. Otur şöyle. Otur. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Önce aşağı inip onlarla konuşacağım.
Sonra seninle konuşacağım. Sana anlatmam gereken önemli şeyler var. Sen delirdin mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen zaten evli değil misin? Bir de sen çıkma başıma. Böyle olsun istemezdim. Ama ne yapayım, oldu işte. Başka şansım yoktu. Şimdi beni dinleyin. Ben... Sen beni kandırdın. Bana vekaletname imzalattın. Beni kandırıp karını boşadın. Benim imzam sayesinde kızımı boşadın. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ben sana anne yarısı değil... Anne oldum. Ben sana baba oldum. Sen ne yaptın? Benim kızımı boşadın. Hem de hizmetçinin daha dün peyda olmuş yeğeniyle gidip evlendin ha. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ben daha sana ne diyeyim? Sana yazıklar olsun. Benim sana diyecek bir sözüm var artık ha? Benim sana yazıklar olsundan başka diyecek bir şeyim mi var artık? Sen çıldırdın mı? Ne yapıyorsun? Kesin evlilik sözleşmesi bile yapmamıştır. Yiğit, gözünü seveyim, ne yaptın sen? Yeter! Aşık oldum. Ben aşık oldum. Sevdim, evlendim. Nur benim karım. Benim karım. İster şaşırın, ister kızın, ister dövünün. Ne istiyorsanız yapın. Ama bunu kabul edeceksiniz. Nur, benim karım. Alo, duyuyor musunuz? Yiğit Bey?